Evet, ismim Bilgin Onur. 1960 İstanbul doğumluyum ama 12 yaşından beri de Almanya'dayım. Almanya'da büyüdüm. 1980'den beri de Hamel İslam Cemiyeti'nin başkanlık görevini yapıyorum. Yani Hamel'le Müslümanların hizmetkarıyım. Tabii ki Ramazan bütün Müslümanlar için yani bir sene beklenilen Recep, Şaban, Ramazan yani mübarek üç ayların tabii ki zirveye ulaştığı bir zaman. Biz tabii ki Ramazan'da gündüz oruçlu, akşam ibadetle, teravih namazından geçirdiğimiz için Müslümanlar için çok önemli bir zaman. Lakin bu sene bu hastalık nedeniyle Müslümanlar ibadetlerini mümkün mertebe evlerinde yapmaya çalışacaklar. Gündüz tabii ki yine oruç tutacaklar. Fetva Kurulu'nun da söylediği gibi biliyorsunuz bu oruç tutmada sıhhat durumu müsait olmayanlar zaten tutmayacak. Ona göre fidyesini verecek veya fitresini verecek. Ama onun haricinde tabii ki Ramazan Müslümanlar için çok önemli bir zaman dilimi. Bakacağız artık nasıl olacak. İnşallah 5. aydan sonra hükümet tekrar toplanıp bir karar verecekmiş. Eğer hükümet kısmen de olsa Müslümanlara camiye gitmelerine müsaade ederlerse biz de kurallara dikkat ederek onu bir şekilde işletmeye çalışacağız. Ama hükümetin kararını bekleyeceğiz tabii ki. Evet, maalesef onu yapamayacağız. Bizim camimizde, diğer camilerde de akşamları yani iftar yemeklerini kimsesizlere veyahut da durumu olmayanlara veyahut da bütün Müslümanlara davet edilerek yani Müslüman veyahut da gayrimüslim fark etmiyor. Herkese camimizi açıyorduk, iftar yemeği ikramında bulunuyorduk. Lakin bu sene onu yapamayacağız ama onun yerine biz kumanya paketleri yaptık. Bu kumanya paketlerinde ihtiyaç sahibi insanlara bunları gönderdik. Onlar inşallah o almış oldukları paketlerle evlerinde bir ay yani bu kumanya paketinin içinde bir aylık bir aileye yetecek yiyecekler ikram ediliyor. Bu çeşitli ülkelerde dağıtılıyor. Bu vesileyle o ailelere de inşallah onların da sofralarında biz de bulunacağız inşallah. Bunu Almanya'da da yapıyor musunuz yoksa dış ülkelere mi gönderiyorsunuz? Daha ziyade biz bunu dış ülkelere gönderiyoruz. Almanya'da malumunuz insanların hal durumu tabii ki Afrika'da olan ülkeler gibi değil. Yemen gibi ülkeler, Burkina Faso gibi ülkeler. Buralarda ihtiyaç sahipleri tabii çok var. Türkiye'de de tabii var. Bu ihtiyaç sahibi aileleri biz oradaki organizasyonlara tespit ettiriyoruz ve gerekli ücretleri yani bir kumanya bir paket takriben 50 euroya tekabül ediyor. Bu 50 euroyu buradaki vatandaşlarımız, kardeşlerimiz camilere veriyorlar. Onlar da bu diğer teşkilatların vasıtasıyla mesela Milli Görüş gibi, DİTİB gibi teşkilatlarla bu yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar. Tabii Türkiye'de de ihtiyaç sahibi insanlar var. Orada da onlar tespit edilen ailelere aynı yardımı, aynı şeyi yapıyoruz. Bunlar tabii ki orantılı olarak hangi ülkenin daha çok ihtiyacı varsa oraya daha fazla gönderiyoruz. Son olarak Müslümanların tabii ki bu Ramazan'da oruç tutarken ihtiyaç sahiplerini daha iyi düşünmeleri, daha iyi anlamalarını ve bu mikrobun belki de her insanın kendi ailesinde kendini bulmasına vesile olacağını, diğer insanlara daha çok düşünebilme fırsatı bulacağına inanıyorum. İnşallah Ramazan'ı hayırlısıyla bitirir, bayramı hep beraber yaparız. İnşallah. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim efendim.